sık işaret ettiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi milletin partisi. Sağcısı, solcusu diye bir ayrım yok bu partide. Kendini güvende hissetmek isteyen, gidişattan rahatsız olan ve artık demokrasi, adalet bu ülkede hüküm sürsün isteyen herkes Sayın Genel Başkanımızın çağrısıyla akın akın Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadele vermeye başlıyor, devam ediyor. Şimdi de hepimiz için filmleriyle, yönetmenliğiyle çok önemli bir isim olan, Türk sinema tarihinde, sanat tarihinde yer etmiş, duruşuyla da hepimizin ideolojisiyle de hepimizin yakından tanıdığı Yılmaz Güney'in kız kardeşini Sayın Güzide Sayılı hem hoş geldiniz diyor hem de konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanım, İzmir İl Başkanım, çok heyecanlıyım evet bu arada da bunu belirtmeden geçemeyeceğim. Yıllardır bu heyecanım asla bitmedi. Milletvekillerim, bütün partimin o güzel insanları, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Evet, bugün üniversiteye çocuklarımız sınava girdi. Bu anlamda da onlara başarılar diliyorum. Annelerimize kolaylıklar diliyorum. 21 ve 22 eğitim öğretimimiz de tatile girdi. Şunu düşünmesin anne babalarımız. Biz çocuklarımız karnelerini aldılar, takdirlerini aldılar ama biz onlara ne hediye edeceğiz? Sevgimiz. Sevgimiz onlara en güzel ödül. Bu bize yeter. Ben yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyim. Uzun bir zaman öncesi bir kanser hastalığına yakalandım. Ama çok şükür tekrar sizlerin arasındayım. Onurla, gururla sizleri çok çok seviyorum. Çok seviyorum. Sayın Sayıl'a çok teşekkür ediyoruz. Yılmaz Güney'in de ruhu şad olsun. Saygıdeğer konuklar, değerli misafirler. Şimdi de bir başka Cumhuriyet Halk Partisi'ni tercih eden, bugün aramıza katılacak, yol arkadaşımız olacak yeni bir ismi davet etmek istiyorum. Kendisi milli sporcularımızdan judo antrenörü ve şu anda Badminton Federasyonu AS Başkanı olarak görev yapmakta. Alkışlarınızla Sayın Münir Tunç. Kürsüye geliyor. Sayın Genel Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi gönül vermiş kıymetli İzmirliler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu salonda dostlarım bir kısmı beni tanıyor ancak izninizle birkaç cümleyle kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Münir Tunç. Bir spor insanıyım. 1980'li yılında judo sporuna başladım. 10 yıl sonra 1997 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü judo branşını açtık. 2011 yılında görme engelliler judo branşını açmakta öncülük yaptım. Ve akabinde 2013 yılında işitme engelliler branşını açtık. Evet, bu bahsettiğim 3 ana branşta Cumhuriyet tarihimizde ilkleri başardık. Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda madalyalar kazandık. Sayın Genel Başkanım, bugün bu salonda olmamızın benim için başka bir anlamı var. Bu salon 25 yıllık spor hayatımın yuvası. Burada yüzlerce çocuğumuzu judo sporuyla buluşturduk. Spor yumağımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım.
Bizim bir de 2001 yılında kurduğumuz Yüteke Spor Kulübümüz var. Sporcularımız en çok Basmane ve çevresindeki semtlerden geliyor. Gelen yoksul emekçi halkımızın çocukları onları kötü alışkanlıklardan korumak için kurduğumuz bir spor kulübüdür bu. Büyük sinema ustası, değerli sanatçı Yılmaz Güney'in dediği gibi gençlerimizin sağlıklı gelişimi için uygun ortam sağlanmadığında onların farklı yollara sapması kapımızdadır. Biz bu düsturla yola çıktık. Bu iyi niyetimizi ve hedefimiz sonucu olarak Allah'a şükürler olsun ki 38 sene altın madalya ve bronz madalya ile ülkemize 46 ülkede İstiklal Marşımızı okutmayı nasip etti. Bunca yılın emeğin en güzel karşılığı sayısız beden eğitimi öğretmeni, antrenör ve farklı mesleklere yönelen genç insanlar yetiştirmiş olmaktır. Burada özellikle teşekkür etmem gereken isimler var. Dezavantajlı bölgelere sporu yayın diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tuş Soyer'e. Konak'ta badminton ve judoda alan açan Konak Belediye Başkanımız Sayın Abdul Batur'a. Ve on yıllardır İzmir'e büyük hizmetler vermiş sosyal belediyenin örnek isimleri olan tüm sosyal demokrat belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bir özel teşekkürüm de bugün bu salonda başarılı organizasyonu gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Sayın Deniz Yücel'e ve partimizin tüm emeklilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi ile gönül bağımı kurmamız vesile olan Profesör Doktor Mehmet Hasan Eken hocama ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyaset yapan, bana güç veren isimsiz kahramanlara şükranlarımı sunuyorum. Sözlerimi tamamlarken güzel ülkemizin alın teriyle geçinen insanların, şiddete, zorbalığa hayır diyen kadınların, aydınlık bir gelecek isteyen gençlerin, derelerimizin, ağaçlarımızın, meydanlarımızın her gün saldırı altında olduğu bir zamanda geçiyoruz. Karanlığı bitirecek kılıcımı adalet yürüyüşüyle Çakan Genel Başkanımız öncülüğünde hep beraber bir kardeşlik sofrasını kuracağımız günlere yürüyoruz. Ben, semtim ve İzmir'de binlerce can yoldaşımla bu yürüyüşe katılmaya geldik. Hepimizin yolu açık olsun. Tekrar hoş geldiniz Genel Başkanım. Saygılarımla teşekkür ediyorum. Sayın Federasyon Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Onunla birlikte aramıza katılan tüm arkadaşlarına, dostlarına. Ve şimdi son aramıza yeni katılan yeni üyelerimizden sonuncusunu davet edeceğim. O da genç bir Türk kadını, aydın, cumhuriyetçi ve bu yolda Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında emek vermeyi, mücadele vermeyi tercih etti. Doktor öğrencisi kendisi, Sayın Ezgi Aydın'ı alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, kıymetli büyüklerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Güzel İzmir'imize hoş geldiniz. İsmim Ezgi, İzmir Karabağlar Tahsin Yazıcı Mahallesi'nde ailemle birlikte yaşıyorum. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Televizyon mezunuyum. Formasyon eğitimimi tamamladıktan sonra KPSS sınavına girdim. Puanlarımız ne kadar yüksek olsa da mülakat esnasında işleyen liyakatsizlik sebebiyle elendik ve elenmeye devam ediyoruz. Sanat felsefesi doktorama devam etmekteyim.
üniversitelerdeki kadrolaşma ve yine sistemde mevcut bulunan liyakatsizlik yüzünden YÖK tarafından felsefe bölümlerine verilen az sayıda kadrodan dolayı akademisyen olma yolundaki emeklerim de birer hayalden ibaret oldu. Çünkü onlar da çok iyi biliyorlar ki sanat ve felsefenin buluştuğu noktada düşünen, sorgulayan, özgür bireyler yetişecektir ve bu onların işlerine gelmeyecektir. Üniversite hayatıma devam etmek için almak zorunda olduğum öğrenim kredisi borcumu ödeyemedim ve borcum gün geçtikçe arttı. Faiz üstüne faiz bindi. Bu problemi benimle birlikte yaşayan işsiz ve devlete borçlu onlarca genç arkadaşım var. Buradan sesleniyorum. Zenginin faiz borçlarınızı sileceğinize öğrencinin borçlarını silin. AKP iktidara geldiğinde ben 12 yaşındaydım. Bugün 33 yaşındayım. Değişen ne mi oldu? Onlar ve yandaşları en güzel mevkilerde iş sahibi oldular. Haksız zenginleştiler. Bizler ise büyüdük, okuduk ve yaptığımız tüm iş başvuruları reddedildi. Çaldığımız her kapı yüzümüze kapandı. Son 6 aydır özel bir yemek firmasında asgari ücretin yarısı maaşla çalışmaktayım. Bu firmada bulaşıkçı olarak çalışıyorum. Evet, bulaşıkçılık yapıyorum. Ülkem ve kendi adıma en verimli ve üretken olduğum yaşlarımı bir buhran içinde tüketiyorum. Ülkem adına bundan derin bir üzüntü duyuyorum. Sayın Genel Başkanımızın katılım çağrısına kayıtsız kalamadım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olduğum için mutluyum. 20 yıldır yaşadığımız bu zulüm bitsin diye tüm sorumluluk bilinciyle sizlerle birlikte olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Genç arkadaşlarıma sesleniyorum. Kavgalar geçmiş nesillerin ölüleri ve mağlupları için sürdürülür ve geçmişin hükmü henüz verilmemiştir. Bizler bağımsız Türkiye hakikatine inanan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığımız sorumluluk bilinciyle şimdi parlayan geçmişin anılarını hatırlatarak geçmişte ve günümüzde bugünün zaferi için bedel ödeyenlerin kefaretlerini ödeyerek mücadele etmeliyiz. Kurtuluşumuzun tüm dinamikleri bizlerin inanç dolu fikirlerinde ve kalbindedir. Gitmemizi istiyorlar. Gitmeyin. Vazgeçmemizi istiyorlar. Vazgeçmeyin. Umut bugün burada. Umut şu an karşımda. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı...